Evet arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Kim beni ilk izliyor? Benim adım Talia ve burada kendi kanalımda parfümler ilgili her şeyi anlatıyorum. Sizinle paylaşıyorum kendi tecrübeleri. Sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu zor zamanlarda evde oturmaya devam ediyoruz ve hiçbir yere çıkamıyoruz. Ne yapıyoruz evde? Tabii ki iş, güç ve kendi hobileri yapmaya çalışıyoruz. Benim hobim belli. Ben parfüm hastasıyım ve parfümlerle ilgili her şeyi araştırıyorum ve yeni kokuları yine keşfetmeye çalışıyorum. Tabii ki de sonra da sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlar bana yazıyorlar ki şöyle diyorlar. Bir parfüm ilgili seni izlerken sen yabancı dilde anlatıyorsun diyorlar. Evet doğru. Ama Türkçe dilinde de anlatıyorum aynı parfüm. Ben de mesela şimdi videoyu çekiyorum. Hem Türkçe hem de yabancı dilde aynı parfüm ilgili videoyu çekerim. Yani eğer siz yabancı dilde buldunuz ve onun Türkçesini istiyorsunuz biraz yukarıya ya da aşağı kaydırın. Tabii bu arada abone olmanızı unutmayın. Daha kolay bulabilirsiniz ilgilendiğiniz parfüm ilgili videoları. Dediğim gibi ya aşağıya yukarıda bir yerde yakında bir yerde o sizin istediğiniz parfüm ilgili yorum var. Benim sizinle paylaştığım yorum var. Bugün de anlatmak istediğim çok güzel bir parfüm var. Çok fazla uzatmayayım, tanıştırayım. Parfüm bu. Bu Guerlain My Insolence Eau de Parfum. Arkadaşlar maalesef artık bu üretilmiyor. Artık üretim de kaldırıldı ve sadece internette bulunur. Hala bulunur, evet, hala bulabilirsiniz onu. Arkadaşlar, kim biliyor? Kim biliyor? Kim daha önce kullandı? Bunun orijinalini Eau de Parfum, yani ilk çıkanı Eau de Parfum ve Eau de Tuvalette. Kim onu biliyor? Bu parfüm tabi birazcık ona benziyor fakat dip notalar benziyor yani baz notalar benziyor ama üst notalar benzemiyor. Burada farklı üst notalar. Bu çok daha tatlı diyebilirim. Bir de kremalı, tatlı kremalı meyveli diyebilirim bunu. Ve pudralı, tabii ki pudralı bir koku. Şimdi bu parfüm 2007'de piyasaya çıkan bir parfüm ve ne zaman üretim durdu bilmiyorum ben. Araştırmadım. Ama bakın bendeki ilk çıkanlardan daha burası daha biraz beyaz parlak, sedef parlağında içi gözükmeyen bir şişe. Sonraki çıkanlar şişeler şeffaf. Ve sadece burada görebilirsiniz parfüm ne kadar kaldığında. Ben de 100 miligramlık, 100 mililitrelik bir parfüm ve çok az kullanıldı. Görüyorsunuz yaklaşık %20, %15 civarında kullanıldı. Öncelikle bu parfüm tatlı, çiçeksi, meyveli, vanilyalı diyebilir. Bir de birazcık kremalı, sütlü gibi bir şey diyebilirim bu parfüm ilgili. Bunun notalar şöyle. Üst notalar ahududu ve portakal. Orta notalar badem çiçeği ve yasemin çiçeği.
ve bazı notalar ton kafasulyesi, patchouli ve vanilya. Ne hissediyorum ben bu parfümde biliyor musunuz arkadaşlar? Portakal mesela hiç hissetmiyorum. Patchouli de hissetmiyorum. Yasemin de hissetmiyorum. Hayır. Benim burada hissettiğim ahududu, badem ya da badem çiçeği, çiçekle beraber vanilya ve ton kafasulyesi. Hepsi sanki pudralı, hakikaten pudralı bir koku veriyor. Çok güzel ve çok hoş bir koku. Sanki önümde bir ahududulu dolu tatlısı var. Öyle ahududu tatlısı ve yanında krem şanti. Üstelik üzerinde serpilmiş badem. Bir de her tarafta pudra serpilmiş. O lezzeti veriyor bana bu parfüm. Kalıcılık konusuna gelince orta kalıcı diyebilirim. Evet, orta kalıcı. Benim cildimde yaklaşık 3 saat yaşıyor bu parfüm. Yani çok net hissediliyor 3 saat. Ve 3 saat boyunca yayılımı çok güzel. Sonra cilde yakın oluyor. Yani parfüm bu. Kokusu tam olarak da pudralı, dediğim gibi kremalı, pudralı, ahududulu, birazcık sütlü gibi, badem, vanilya. Çok hoş, çok güzel bir koku. Şimdi yaş sınırı kime olur, kime olmaz? Bence bu parfüm herkese olur. Ben bu parfümü genç kızın üzerinde de görebilirim. Ve sona kadar, yani önemli olan sizin bu kokunuzu sevmeniz. Şimdi Guerlain Insolence'ın bir özelliği var. Onu ya seversiniz ve vazgeçemezsiniz ondan, ya da ondan nefret edersiniz. Ben şanslıyım. Ben bunu çok sevdim. Kokusunu çok seviyorum. Ben bütün insolensleri çok seviyorum. Ben de hepsi var. Daha önce de anlatmıştım. Başka videolarda sizinle paylaşmıştım. Tabii ben sevdiğim için bu parfümü de seviyorum. Ama tabii ki önceki insolensler, onlar daha çok çiçeksi, pudramsı, çiçeksi olanlar. Bu daha çok kremalı, ahududu dolu. Bu tarzda, ama bu da pudralı tabii ki de. Bu tarzda koku. Başka ne diyebilirim bunun ilgili? Dediğim gibi bütün yaşlara uygun. Eğer siz insolensini biliyorsanız, büyük ihtimal bu parfümü de, My Insolence'i de seversiniz. Eğer siz anlaşamıyorsunuz diğer insolenslerle, büyük ihtimal bunu da sevemezsiniz. Çünkü sonuçta bu kokunun üstü farklı, ama dip notalar ilk insolens notalar. Yani çok benziyor tabii ki ona. Yani bunu kokladıkça hemen anlıyorsun, hemen anlıyorsunuz insolens olduğunu. Çok güzel ve çok hoş kokusu var bunun benim için. Size tavsiye etmeye gerekiyorsa, dediğim gibi kim insolensini seviyorsa bunu sever. Eğer siz sevmiyorsunuz, büyük ihtimal bunu sevemezsiniz. O yüzden almadan önce bir yerde denemeye çalışın bunu. Ne bileyim, dekant alın, internette satılıyor, ya da bir yerde denemeye çalışın. Zor, çünkü şimdi mağazada bulunmuyor bu. Çünkü piyasadan kalkan bir parfüm, artık üretilmiyor. Denemek zor, ama kör alışı da daha kötü olabilir. Yani şimdi
Ben alışığım. Ben zaten bütün parfümleri kör alışı yapıyorum. Öncelikle onlarla ilgili okuyorum, araştırıyorum ve hiç denemeden bunları satın alıyorum ya da takas ediyorum arkadaşlarla. Hiç denemeden ve tamamen sürpriz benim için oluyor. Tabii ki sürpriz oluyor. Bazen sevindirici bir sürpriz oluyor. Bazen tam tersini. Ama ben üzülmüyorum. Yani beğenmediğim parfüm ben her zaman satabilirim ya da başka bir parfümle takas edebilirim. Aslında sevmediğim parfüm yok. Yani bütün parfümler güzel. İçgüdü bir parfüm de yok. Sadece şu olay var. Ya seversiniz ya da onu sevmezsiniz. Size ya yakışır ya da yakışmaz. Olay budur. Yani yoksa kötü parfüm yok yani. Benim beğenmediğim bir sürü parfümler var. Yani benim cildine uymayan bir sürü parfümler var. Ama bu demek ki onlar kötü parfümler. Hayır. Onlar da çok güzel parfümler. Fakat onlar bana yakışmadı ve ben onları sevmedim. Ama başka birçok kadın onları seviyor. Yani olay bu, başka bir şey değil. Evet arkadaşlar, sanırım benim anlatmak istediğim bu kadar. Unutmayın. Almadan önce tabii ki deneyin, test edin bir yerde. Kör alış yapmayınız. Çünkü çok spesifik bir koku var. Evet, ben seviyorum ama belki siz sevmeyebilirsiniz. Benimle kaldığınız için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, kendinize dikkat edin, hoşça kalın.